RT Haber Merkezi'nce hazırlanan bir yeni haber bülteniyle daha gün içinden gelişen olayları aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyiciler. Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Maltepe'de vatandaşlarla buluştu. Aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele edildiğini belirten Başbakan Yıldırım, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Zor bir coğrafyada yer alıyor. Etrafımızda kazanlar kaynıyor. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke yok ki bizim gibi aynı anda 3 tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Birisi PKK bölücü terör örgütü. Diğeri FETÖ alçak darbe örgütü. Üçüncüsü dinimizin değerlerini maalesef bütün insanlık nezdinde kötü göstermeye çalışan DAEŞ denen bir alçak örgütten bahsediyorum. Bütün bu örgütlerle mücadelemizin asıl sebebi şu. Üçüyle de aynı anda mücadele. Bu memleketin geleceğini karartmak isteyenlere fırsat vermemek, ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermemek ve dışarıdan üst akılla ortaklık yaparak Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan alçaklara fırsat vermemek. Bugüne kadar bunda başarılı olduk. Ama nasıl olduk? Sizlerin sayesinde başarılı olur. Vatandaştan, milletten destek almazsan ne yaparsan yap boş. Sonuç yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde 15 Temmuz gibi bir gece yaşansa hiçbir hükümet ayakta kalamaz. Bir yanda tanklar, bir yanda uçaklar, bir yanda efendim bombalar. Diğer yanda ne var? Göğsünde iman olan, göğsünü tanklara siper eden millet var. Siz varsınız. Cumhurbaşkanımız inin meydanlara dedi. Hiç tereddüt etmeden indiniz. İşte vatan sevgisi bu. Millet sevgisi bu. Ama diğer yandan da bakıyorsunuz ülkesini, milletini cümle aleme şikayet eden siyasetçiler var. Yazık. Yazık. Siyaset tabii ki herkes yapacak. Herkes fikrini söyleyecek. Türkiye demokratik bir ülke ama kalkıp gidip sen Türkiye can güvenliği yok, mal güvenliği yok, kimse bu ülkeye gelmesin dersen bunun kime ne faydası var? Kapı kapı herkese söyleyen bir siyasi anlayıştan bu ülkeye hiçbir fayda görmez. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenen eğitim çalıştayına katıldı. Kılıçdaroğlu, eğitimin Türkiye'nin en temel sorunu olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenen eğitim çalıştayının açılış konuşmasını yaptı. Çalıştayda konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, eğitimin Türkiye'nin temel sorunu olduğunu belirterek eğitim sistemini eleştirdi. O nedenle eğitimde reform sürekli olması gereken bir şeydir. Reformu bir kez yaptık ve olay bitti. Hayır. Olay asla bitmiyor. Eğer insanoğlu tekerleği 3 milyon yılda bulmuş ve bugün her saniyede birden fazla bilginin buluşun altına imza atıyorsa insanoğlunun geldiği süreci gösteriyor. Yaşadığı süreci gösteriyor. Peki eğitimde reformu nasıl yapmalıyız? Eğitimde reformu kimler yapmalı? Bilinen, bütün dünyanın bildiği bir gerçek var. Eğitimde reformu bu işin uzmanları, bu işi araştıranlar,
Bu işi dünya çapında sorgulayan insanlar yapar. Çocuklar sadece benim çocuğum, sadece sizin çocuğunuz değil. Bu ülkede yaşayan bütün çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Hiç kimsenin nasıl burnunun kanamasını istemezsek her çocuğumuzun çok iyi eğitim almasını isteriz. Çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Acaba huzur içinde gönderebiliyor muyuz? Mahalledeki okulumuzdan memnun olmadığımız için çocuğumuzu başka bir yerdeki okula gönderiyoruz. Neden? O okulda daha iyi ders veriliyor diye. Demek ki sorun var. Aşılması gereken sorunlar var. Yaşanan sorunlar var. Eğitimde reformun altına imza atacaklar, liyakat sahibi kişilerse hiçbir sorun yok. Orada sorunlar çözülür. Neden? Aklın egemen olduğu bir masada sorunlar çözülür. Tartışılarak, ortak akıl üretilerek çözülür. Ama siz orada değil de sorunu görüp fakat başka amaçlarla çözüm üretiyorsanız eğitimi perişan edersiniz. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en sıra dışı yöneticilerinden biri olan Erzincan'ın efsane valisi Recep Yazıcıoğlu'nun bugün ölüm yıldönümü. Yazıcıoğlu 8 Eylül 2003 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiş ve Türkiye önemli bir değerini kaybetmişti. Aradan geçen 14 yıla rağmen Erzincan halkı Vali Yazıcıoğlu'nu unutmadı, unutmayacak. Eretişah Medya olarak merhum valimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Vali Recep Yazıcıoğlu. Vali Recep Yazıcıoğlu 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğdu. Tokat, Aydın, Denizli ve Erzincan valiliği yaptı. Kişiliği ve görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı, sıra dışı fikirleri ve enerjisiyle süper vali olarak Türkiye tarihine yazıldı. Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra 1968'de Aydın'a maiyet memuru olarak atandı. 1971-1984 yılları arasında birçok ilçede kaymakamlık görevinde bulundu. 1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliğine atanan Recep Yazıcıoğlu, 5 yıl sonra Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliğine atandı. 8 yıllık görev süresince ilimiz tarihine unutulmaz izler bıraktı. 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliğine, sonrasında da 30 Ocak 2003'te Denizli Valiliğine getirildi. Sistemin işleyişine sık sık ağır eleştiriler getiren Yazıcıoğlu, halkın sistemin içinde olmadığını, bundan dolayı bürokrasinin hantallaştığını ve bu yüzden yerinden yönetim sisteminin uygulanması gerektiğini dile getirdi defalarca. Vilayet yönetimleri dönemindeki uygulamalarıyla üniversitelerde tez konusu olan Recep Yazıcıoğlu, Erzincan Valiliği sırasında doğa sporlarına yoğun ilgi göstererek yörenin doğa sporları turizmine açılmasına katkı sağlamıştır. Doğa sporlarından özellikle raftingi olan yoğun ilgisi nedeniyle birçok tehlikeli kaza atlatmıştır. Buna rağmen gençlerin rafting, su kayağı, yamaç paraşütü, kayak sporlarına yönelmesini sağlamış ve halen bu sporlar ilimizde yapılmaktadır. Ayrıca Ergan Dağı Kayak Merkezi gibi önemli projelere adım atılmasını sağlamış, görev yaptığı bütün illerde sıra dışı kişiliği ve projeleriyle Türkiye'nin sevgisini kazanmış ve dikkatini çekmiştir. Vali Recep Yazıcıoğlu defalarca ciddi kazalar geçirmiş ve hepsinde ucuz atlatmıştı. Son olarak görev yaptığı Denizli'den Ankara'ya doğru yola çıkmıştı. 2 Eylül 2003'te Ankara yakınlarında Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu araç istinat duvarına işte böyle çarparak parçalandı. Denizli Ziraat Odası Başkanı olay yerinde hayatını kaybederken Vali Yazıcıoğlu ise ağır yaralandı ve 6 gün komada kaldıktan sonra ne yazık ki 8 Eylül 2003 tarihinde hayata veda etti. Yazıcıoğlu'nun yaşadığı bu kaza hep şüpheli bulundu.
şüpheli ölümün perde arkasında farklı planların olduğu düşüncesi ise hala ağır basıyor. Evet değerli izleyiciler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan Koordinatörlüğü hibe destekleri kapsamında İPART 2 programında ikinci başvuru kabul dönemini açtı. Erzincan'a bu dönem kapsamında her açılan hibe için 3 milyon avro tutarında hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan Koordinatörlüğü hibe destekleri kapsamında İPART 2 programında ikinci başvuru kabul dönemi başladı. Müracaatlar özellikle Erzincan'da et ve süt işleme, pazarlama, et ve et mamulleri, endüstriyel ürünler açısından değerlendiriliyor. İl koordinatörü Metin Bektaş başvurular hakkında bilgi verdi. Bu ikinci başvuruda sadece et ve süt işleme pazarlama, yani mezbaneler var, süt fabrikaları var, et işleme pazarlama tesisleri var, et mamulleri tesisleri var. Bundan sonra Eylül-Ekim gibi de hayvancılık projelerini 3. başvuruda açmayı planlıyoruz. Akabinde de kırsal turizm ve arıcılık programlarını açmayı planlıyoruz. Bu hayvancılık ve arıcılık kırsal turizm programlarını Ekim-Kasım gibi açmış oluruz. Erzincan'ın Keşiş Dağı'nın eteklerinde bulunan Atatürk portresinin yenilenmesinin ardından aynı bölgede bulunan 2000 metrekarelik rengi kaybolmaya yüz tutmuş Türk bayrağı da yenileniyor. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Türk bayrağında yenileme çalışması başladı. Erzincan'ın Keşiş Dağları eteklerinde bulunan ve uzaydan görülebilen tek portre olma özelliğini taşıyan Atatürk portresinin yenileme çalışmalarının ardından yine aynı bölgede bulunan ve 2000 metrekarelik Türk bayrağında da yenileme çalışmaları yapılıyor. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan yenileme çalışmalarında silinen kırmızı ve beyaz boyalar yenilenerek 2000 metrekare büyüklüğündeki dev bayrak eski görünümüne kavuşturulacak. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ve çevresel etkenlerin, koşulların sebebi şeyiyle bu Atatürk portresinde yaklaşık 7,5 dönüm üzerine yapılan Atatürk portresi zamanla bahsettiğim gibi çevresel ve iklimsel koşullar nedeniyle zamanla tahrip olmuş ve büyük oranda onarıma ihtiyaç duymaktaydı. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu duyarlılık sebebiyle biz bunu tabii sosyal medyadan ve basından öğrenir öğrenmez. Biz başta Erzincan ilimizin Sayın Valimiz Ali Aslantaş Bey ve İl Genel Meclis Başkanımız Ünal Tuygun ve bizler bir araya gelerek bu konuda hemen duyarlılığımızı ortaya koyarak ilk önce burada yapacağımız çalışmalarla ilgili hemen meclis kararımızı almış bulunuyoruz. Daha sonra da 30 Ağustos bayramından yaklaşık bir 10 gün önce burayı yapan Mustafa Aydemir hocamızla irtibata geçerek kendisine burada yapacağımız çalışmalara bize önder olması, bize öncülük etmesi noktasında kendisiyle görüşmelerimizi yaptık. Kendisi de sağ olsun bizleri kırmadı. Çıktı İstanbul'dan buraya gelerek bizim kendi ekipmanlarımızla, iş arkadaşlarımızla burada çalışmalarımızı yaparak Atatürk portremizin bakım onarım çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Bunun yanında da yapım tarihi ile ilgili olarak herhangi bir zaman verememekle birlikte yapılan bayrağımızın da bakım onarım çalışmaları son aşamaya gelindi. Bugün yarın itibariyle de çalışmalarımızı tamamlayıp memleketimize sembol olan bu görselleri vatandaşlarımıza şey yapmış olacağız. 2000 metrekare civarında olduğu biliniyor. Türk bayrağımızın yıllar önce yapılmış olmasından dolayı bir takım deformeler ve bozulmalar olmuştu. Biz Atatürk portremimizin yapımını tamamladıktan sonra da şanlı bayrağımızın bakım onarım ve yenileme çalışmalarına başladık. Bunu İl Özel İdaremiz bünyesinde çalışan personel arkadaşlarımız da yaklaşık 15 kişi civarında bir arkadaşımız 10 gün civarında burada çalışmalarını devam ettirmektedirler. 1-2 gün içerisinde de bu çalışmalarımızı sonlandırarak şanlı bayrağımızı eski haline getireceğiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi,
alayım ben. Arkadaşlar üzerine gelmesin diye. Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Mihrali Bey kayısı çeşidi için enstitü bahçesinde bahçe günü düzenlendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen geç olgunlaşan Mihrali Bey kayısı çeşidinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında Bahçe Günü düzenlendi. Mihrali Bey kayısısı son turfanda olarak tabir edilen ve Türkiye'de en son hasat edilen kayısı çeşidi olarak geliştirildi. Mihrali Bey kayısı çeşidinin hasadına 15 Eylül tarihinden sonra başlanıyor. Bahçe gününde konuşan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan, üretim hakkında bilgi verdi. Enstitü Müdürlüğümüz, Erzincan Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Iğdır Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ile ortak olarak bir proje yaptık. Geç olgunlaşan Mihrali Bey kayısı çeşidinin tanıtılması ve yayımıyla alakalı olarak. Tabii üretici bahçelerinde bu çeşitle ilgili bahçeler kurmaya başladık. Ve üreticilerimize de bu çeşidi tanıtmaya başladık. Çeşidimizin ana özelliği şöyle, turfanda olan bir çeşit oldu. Şu an Eylül ayının yaklaşık orta ikinci haftalarındayız. Bu hafta Eylül ayının ikinci haftasında Türkiye'nin hiçbir yerinde kayısı bulmak çok mümkün bulunmamaktadır. Fakat şu an göreceğiniz üzere hala dalında, hatta bir hafta 10 gün kadar daha kalabilir şekilde kayısılar bulunmaktadır. Böyle turfanda geççi bir kayısı çeşidini ülkemize kazandırdığımız için enstitü olarak çok mutlu ve gururluyuz. Bu konuda emek sarf eden, ısrar eden arkadaşlarıma da ben ayrıca teşekkür ediyorum. Bunları inşallah üreticilerimize yayacağız. Bununla ilgili fidan üretimlerimiz devam etmektedir. Talep eden üreticilerimiz fidanlarını enstitümüzden temin edebilirler. Bakanlığımıza bağlı Bahçe Kültürleri Enstitüsü bahçesinde bulunmaktayız. Bahçe Kültürleri Enstitüleri Türkiye'nin 8 ilinde mevcut bulunmakta. Bunlar araştırma yapan kuruluşlar. Genelde denemeler, ıslah çalışmaları bu enstitülerimizde gerçekleşmekte. Ve burada elde edilen ürünler, tescil edilen ürünler il müdürlüklerince yayın faaliyetleriyle çiftçilerimize ulaştırılmaktadır. Bizim Erzincan Bahçe Kültürleri Enstitüsü meyvecilik dalında faaliyet göstermektedir. Onların ıslah etmiş olduğu bu Mihrali Bey kayısısı, geç elde hasat edilen bu kayısı, ilimizde sadece ilimizde şu anda ıslah edilmiş ve şu anda sadece ilimizde üretilmektedir. Bizim de arkadaşlarımızla, Bahçe Kültürleri Müdürlüğü'ndeki mühendis arkadaşlarımız ve bizim yayın ekibimiz, birlikte bunu bir proje haline getirdiler. Bakanlığımız Eğitim Yayınlar Dairesi'ne bunu sundular ve Eğitim Yayınlar Dairesi de projemizin, yayın projemizi kabul etti. Ve biz de ilimizin çeşitli köylerinde ve Üzümlü ilçemizin köylerinde yayın faaliyetlerini yaptık 2016 ve 2017 yılları içinde. Şu anda hiçbir yerde kayısı yok ve bizim kayısımız yani daha yeni hasat ediliyor. Bu tip ürünler her zaman piyasada daha üst düzey ücretlerle alıcı bulmakta. Biz bu çalışmada emeğe geçen bizim kendi kurumumuzdaki mühendis arkadaşlarımız olsun, bahçe kültürlerindeki mühendis arkadaşlarımız olsun ve Eğitim Yayınlar Dairesi'nde bize destek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Erzincan'ın Kemah ilçesinde köy sakinleri atalarından öğrendikleri yöntemlerle tulum peynirini buz mağaralarında saklama geleneğini sürdürüyor. Mağaralar soğuk hava depolarını aratmıyor. Erzincan'ın Kemah ilçesinde Ayranpınar köyü sakinleri farklı lezzet kattığına inandıkları tulum peynirini atalarından öğrendikleri yöntemlerle buz mağaralarında saklama geleneğini sürdürüyor.
Ayranpınar köyü sakinleri soğuk hava deposu olarak yararlandıkları en diye adlandırdıkları kaya mağaralarını uzun süredir peynir deposu olarak kullanmaya devam ediyor. Buzla şu anda kalıp kalıp halen devam etmektedir. Buradan tabii ki daha önceleri köyde hayvancılık çok olduğundan dolayı buradan buz götürüp ayran yaparken kullanıyorduk. Köy merkezine 2 kilometre uzaklıktaki doğal buz mağarasına konulan peynirler Mayıs'tan Ekim ayına kadar kışın tüketilmek üzere bekletiliyor. Köy halkı yaklaşık 10 ton peyniri mağaradaki 40 metrelik alanda muhafaza ediyor. Şifa, şifa, doğal. Allah Celle Celal tarafından verilen bir nimettir. Isır, ısırayım. Peynirler üzerinde kime ait olduğu yazılı tulum, bidon ve çuvallarda tutuluyor. Köy muhtarı Ümit Göle Batmaz, mağaradaki sıcaklığın peynir saklamaya müsait olduğunu belirterek, doğal ortamda bekletilen tulum peynirlerinin farklı aroma ve lezzet kazandığını söyledi. Buz oluyor. Baharın sıcaklar bastığı zaman başlıyor. Bir de Ağustos'un sonuna doğru halen daha buzlarımız var. En ise tulumları koyduğumuz yer ise bu da tabii ki daha yüzyıllar öncesinden beri devam eden bir mağara. Biz buna köyde en olarak diyoruz. Kimisi tabii ki bazı yerlerde mağara diyorlar da. Kemah'ın çok köyünden bizim buraya önceden peynirler gelirdi tulumda. Şimdi soğuk havalar çıktığı için şimdi sadece kendi köyümüzde olan işte 2-3 hanenin peynirlerini koyuyoruz. Köy sakinleri de ürettikleri peynirleri yıllardır mağaralarda muhafaza ettiklerini söylediler. Senelerden beri peynirlerimizi buraya koyuyoruz ve aynı şekilde saklıyor, yani hiçbir bozulma etkisi yoktur. Daha güzel oluyor, daha temiz oluyor. Bütün köy civarlar, komşularımız, köylerdekiler getiriyor buraya derilerini, peynirlerini koyuyorlardı. Atalardan kalma bir mağaramızdır. Burada peynirlerimizi sakladığımız için böyle bir doğal ortamda bozulma imkanı yoktur. Bu saniye gelince de tabii ki bu doğal olduğu için bu saniyemizde Allah Celle Celal tarafından buradan buzdolapları olmadığı için yazın ekin orağına gittiğimiz zaman buradan buz götürüyorduk. Torbalara koyup samanlara yum. Tarlalarımıza biçtiğimiz zaman ekinleri çorbalara katıyorduk. Ayranlarımıza katıyorduk ve öyle bir soğukluğumuzu gideriyordu. Değerli izleyiciler, Trabzon Gümüşhane Karayolu üzerinde yapımı süren, dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzunu olacak yeni Zigana Tüneli projesinde 29 kilometrelik çift tüp tünelin %25'i geçildi. Tünelde çalışmalar devam ediyor. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu olacak yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmalarda çift tüpte 7700 metreye ulaşıldı. Ulaşım maliyeti azaltılacak ve Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahiliyle bağlantısını kolaylaştıracak proje, bölgeye yatırım yapacak girişimciler için Gümüşhane'yi cazip hale getiriyor. Yeni Zigana Tüneli'nde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşhane Valisi Oktay Memiş, Gümüşhane'nin karayolu üzerinde bulunan 52 tüneliyle en fazla tünele sahip il olduğunu bildirdi. Vali Memiş, yeni Zigana Tüneli'nin tamamlanmasıyla çok önemli bir avantaj yakalayacaklarını dile getirdi. En uzun tünel olmakla birlikte Avrupa'nın en uzun tüneli olacak, çift tüp olarak dünyanın da en uzun ikinci tüneli olacak. Tünelle birlikte bu süre neredeyse 40 dakikaya inecek. Ve malumunuz olduğu üzere yine hükümetimizin başlattığı cazibe merkezleri programındaki 23 ilden birisi Gümüşhane. Ve bu program dahilinde Karadeniz limanına, Trabzon limanına en yakın il konumunda olacağız Allah'ın izniyle. Bir fabrika, bir tesis Karadeniz sahiline yapıldığında örneğin 10 milyon TL'ye mal oluyorsa Gümüşhane'ye yapıldığında 5 milyon TL'ye mal olacak. Dolayısıyla Zigana Tüneli'nin yapımıyla birlikte bizim sanayileşmemizde, kalkınmamızdaki en önemli pazar payı olan limana ulaşım
bizim için çok kolaylaşmış olacak. Bize gelen verilere göre 20'ye yakın firma, bunlar da Türkiye'nin önemli firmaları, Gümüşhane yatırım yapmak üzere Kalkınma Bankası'na müracaat etmiş durumdalar. Bunlar elemeleri yapılıyor. Zigara tüneliyle birlikte nakliye çok daha ucuzlayacak. Lojistik anlamda çok büyük bir katkı sağlayacak. Çok büyük bir katkı sağlayacak. Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilmiş olacak. Zigana Dağı'nın önce tırmanılması ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1 ila 1,5 saat arasında kat edilebiliyor. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor. Değerli izleyiciler, Sivas'ta önemli bir tanıtım organizasyonu düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından Sivas'ın Değerleri Tanıtım Etkinliği düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından Sivas'ın Değerleri Tanıtım Etkinliği düzenlendi. Sivas Fuar Kongre ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okullardaki ders müfredatının eleştirilmesine tepki gösterdi. Bu kitabı bize mi yazmadık? Yani geçen yılda yine öğrenciler bize aynı öğretilen konu. Geçen yıl hiç gündeme getirilmemiş konu bu kitapta yeni yazsak anlarız. Gelmişler yeni yazılmıştır, yeni eleştiriyorlar. Herhalde bu müfredatın bir önemi de bizim geçmiş yıllarda yazmış olduğumuz kitapları bunlara oturtmamız oldu. Onu da çok değil. Bu Peygamberimizin hayatı kitabı yeni basılmadı, yeni yazılmaz ama inan şimdi diyor ki herhalde ben yeni duydum noktasına geliyor. Şundan emin olun, Cumhuriyet Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'tir. Eğer Cumhuriyet'i güçlendiriyorsanız şehitlerin ruhu da Atatürk'te, Atatürk'ün silah arkadaşlarında bizden, silah arkadaşlarının da bizden beklediğini yerine getiriyoruz demektir. Türkiye sahip olduğu sürece işte onların ruhunu incitiriz. Türkiye'yi güçlü kıldığımız sürece kesinlikle onların ruhu huzur içinde yatar. O halde diyebilmek mümkün mü? Ya Türkiye'de eğitim kötüye gidiyor diye. Açılışı gerçekleştiren Yılmaz, Tüfekçi, Vali Davut Gül, Hisarcıklıoğlu ve diğer ilgililer daha sonra fuar alanındaki standları gezdi. Sayın Bakan Erdoğan, tüm abiler arkadaşlar. Protokol ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Sivas'a Değer Katanlar ödül törenine katıldı. Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 1860 cep telefonu ve 444 paket yabancı menşeili bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir nakliye firmasına aittir. Giriş ve araç tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından sistem üzerinden yapılan risk analizi sonucunda X-ray taramasına sevk edildi. Tır incelenmek üzere arama hangarına yönlendirildi. Gümrük personeli tarafından gerçekleştirilen aramada boş olan tır dorsesinin alüminyum yan destek çıtalarına gizlenmiş, piyasa değeri toplam 1.257.659 lira olan çeşitli modellerde 1860 cep telefonu ve 444 paket yabancı menşeili bandrolsüz sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında Doğu Beyazıt Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çek çek çek. Vay.
Değerli izleyiciler, bölgeden trafik kazası haberleri gelmeye devam ediyor. Ağrı'da meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Amasya'da meydana gelen bir başka kazada ise yolcu minibüsü devrildi ve 26 kişi yaralandı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Van'dan Erzurum yönüne giden Mesut Gözcü yönetimindeki otomobil, Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkiinde bir evin garajına çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı. Samsun'dan Tokat'ın Erbağ ilçesine gitmekte olan yolcu minibüsü Çaydibi köyü mevkiinde devrildi. Kazada yaralanan 26 kişi 112 acil servis ekiplerince Taşova ve Erbağ'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya, özel bir firmaya ait bir aracın ilçe girişinde meydana gelen bir kaza, trafik kazası. Buradaki 13 yaralımız da ayakta tedavi ediliyorlar. Kendilerini ziyaret ettik. Sevindirici yanı ölü olmaması. Plastik falan gömlemedi. Biz 9-10'daydık. Erzincan ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve şeker fabrikası tarafından bu ay alımına başlanılacak olan pancara karşılık üreticilere 3,66 milyon TL tutarında ikinci nakdi avans ödendi. Erzincan Şeker Fabrikası tarafından bu ay alımına başlanılacak olan pancara karşılık üreticilere 3.66 milyon TL tutarında ikinci nakdi avansı ödendi. Bugüne kadar aynı ve nakdi avans olarak ödenmiş olan 8,73 milyon TL ile birlikte 2017 yılı ürününe karşı ödenen avanslar tutarı 12,39 milyon TL'ye ulaştı. Değerli izleyiciler, Türkiye 3. Liginde mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor ligin 2. haftasında hafta sonunda Diyarbakırspor'u konuk edecek. Kırmızı siyahlılar maç hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetim transferin son gününde golcü futbolcu Gökhan Demir ile anlaşma sağladı. Anagolt 24 Erzincanspor ligin 2. maçında hafta sonunda Diyarbakırspor ile karşı karşıya gelecek. Antrenmanlarına ara vermeden devam eden kırmızı siyahlı Erzincan temsilcisi bu maçla birlikte ligde ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. Hocam. 24 Erzincan Spor maç hazırlıklarını sürdürüyor. Bize bırak. 13 Şubat Şehir Stadı'nda taktik çalışması ve çift kale maç yapan Erzincanspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik direktör Mehmet Kaya ideal 11'le maça çıkacaklarını belirterek golcü futbolcu Gökhan Demir'le anlaşma sağlandığını ifade etti. İyi hazırlandık. Hocam iki maç yaptınız ve aklınızda bir kadro oluşmuştu ve işte eksikler tamamlandı. Aşağı yukarı tabii. Yani net %100 11 net olmasa bile yine 9 kişi, 8 kişi, 10 kişi noktasında tereddütümüz yok. Belki 1-2 oyuncu ile ilgili açmazlarımız olabilir. Onları da pazara kadar netleştirip ideal kadromuzla sahaya çıkmaya çalışacağız. Forvet araçlarınız devam ediyor mu hocam? Daha arayışı falan yok. Cuma günü bitiyor. Biz en son Gökhan Demir'le, Eyüp'ten santrfor Gökhan Demir'le anlaşma yaptık. Tabii arkadaşlar elimizde onlardan önce iki tane daha bizim forvetimiz vardı. Aybars'la Murat. Şimdi üçlü bir rekabete girecekler. Yani o gün kendini, o hafta kendini iyi gördüğümüz kimi görürsek onu oynatacağız. Yani ülkemizde zaten böyle gelsin tıkır tıkır gol atsın diye santfor zaten sıkıntı yok zaten. Alt liglere indiği zaman bu hala sıkıntı olarak devam ediyor. Tek tük çıkıyor. Onları da rakamsal boyutlarını acayip şekilde yükseltiyorlar. Dolayısıyla hani bir golcü acaba ülkemizde var mı golcü? Şimdi milli takımımızın forvetlerine şöyle bir göz atıyorum. İki tane forvetimiz var zaten. Burak'la Cenk Tosun. Onlara da bu ülkemizde kaç tane
spordan anlayan, futboldan anlayan kaç tane insan bunlar net golcüdür diyebilir? Yok. Dolayısıyla biz de kendi çapımızda, üçüncü lig ayarında, zaten önceki forvetlerimiz de fena çocuklar değildi, iyiydiler. Geçen sene kendilerini kanıtlamış çocuklardı. Bunların yanına tecrübeli, görmüş geçirmiş Gökhan Demir'i de ekledik. Kim iyi kendini o hafta bize iyi gösterirse oynayacaktır. Ya da rakiplerin durumuna göre, rakiplerin savunma düzenlerinin vereceği cevaba göre de bunun seçimini yapacağız. Ve sırada hava durumu var. Hava durumu. Erzincan 15.35, Erzurum 10.31, Sivas 12.32, Gümüşhane 11.32, Bayburt 8.30, Giresun 19.26, Elazığ 16.36, Tunceli 17.37, Bingöl 15.34, Malatya 19.36, Yozgat 12.30, Amasya 16.32, Kars 8.31, Van 10.28, Ağrı 9.32 derece. Altın döviz piyasaları. Dolarda alış 3,413, satış 3,414, Euro'da alış 4,107, satış 4,109. 22 ayar altın bilezik alış 134,26, satış 135,60. Tam altın 957,58, yarım altın 481,05, çeyrek altın 239,53. Evet değerli izleyiciler, haber bültenimizin sonuna geldik. RT WhatsApp ihbar hattımız 0532 737 1376. Bize bu numaradan çevrenizde yaşanan önemli gördüğünüz olayları aktarabilirsiniz. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle umalım iyi haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.